İftarı böyle çok sıcak olmamak, çok soğuk olmamak kaydıyla çorbayla başlayabilirler. Sonra ana yemeklerinde et, tavuk, balık tüketebilirler. Özellikle omega 3 kaynağı olan balığı tüketmekte haftada 2-3 kez dikkat etsinler. Bunun dışında süt, yoğurt grubunu ihmal etmesinler. Sahurda özellikle yine susama isteğimiz olduğu için de ve uzun süre açlıkla ve susuzlukla baş ettiğimiz için 2-2,5 litre sıvı tüketsinler. Bunun içerisinde özellikle meyvelerden muz, kavun, karpuz, üzüm, yine çilekten faydalanabilirler. Hem susama isteğini bastıracak hem daha tok tutacaktır. Bunun dışında sebzelerden yine maruldan, semizotundan faydalanabilirler. Salatalık özellikle su oranı yüksek bir sebzedir. Onları kullanabilirler. Sahurda yine özellikle protein kaynağı olan yumurtayı, peyniri ihmal etmesinler. Yine bir ılık süt tüketebilirler sahurda. Sebze meyve olarak yine ufacık bir yarım muz tüketebilirler ya da söğüş şeklinde domates, salatalık yiyebilirler. Bununla beraber bal ya da pekmez ilave edebilirler ya da kuru meyvelerden faydalanabilirler bu süreçte. Özellikle kızartma, kavurma tarzında tüketmemeye özen göstersinler. Çünkü mide rahatsızlıkları yaşayabilirler. Daha çok ızgara, haşlama, fırında şeklinde tercih etsinler. Çok böyle hamur işlerinden, mide yoracak besinlerden uzak dursunlar. Yağlı besinler yerine daha hafif yiyeceklerle geçiştirmeleri onlar için daha iyi olacaktır.